Ahmet vur şutunu çabuk vuysana arkadaşım vuy. Ooo hep ben. Ne biçim top ya, yamuk bir top yamuk. Evet ya, bak sen ya. Koşamıyorsun paytak paytak koşuyorsun. Konuşuyorsun bir de. Atacağım. At kübya kübya vuy topa. Şu Ahmet'e gol koyu atalım ayağım. Gol. Ay Ahmet koyu ayaklı olduğu için hep koyu sana bir gol atıyor. Atalım Ahmet. Ay ya atıyor bizim tane kaleye atıyor. Ana. Çocuklar. Aha. Hocaman tüy. Tüy geldi. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada ya? Merhaba amcaya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bizim mahallemiz burası. Merhaba çocuklar. Biz de bu mahalleye taşındık da eşyalarımızı taşıyacaktık. Bize No 7'yi gösterebilir misiniz? Aa No 7. Evet. Şuradaki ev, şuradaki bahçe bahçesi. Bak şurada şurada ileride sağda. Tamamdır çocuklar. Topunuzu alın da arabayı kaldıracağım çünkü. Tamam. Kübya bunlar hadi. Zengin mi ya? Bunların elbiselerine baktın mı? Çok zengin görünüyor. Evet. Oha tüye bak bu yetik ne kadar büyük. Aa, benim adımı kullanıyorlar bir de. Pratik taşıma diyor. Hayır pratik taşıma yazıyor. Öyle mi? Sanki senden görüp kıskanmışlar gibi. Evet. Hadi gelin izleyelim bakalım ne yapıyorlar. Bakayım ya. Bunların çok, çok eşyası var. Kocaman kamyon. Baksana bizim hayatım. Evimiz küçücük. Evet. Efendim bey. Hadi şunları taşıyalım yavaş yavaş. Şu bagaja koysak yeter. Garaja koysak yeter şunları. Hmm. Şuradan al. Gel şöyle yakından şuraya bakalım bırakalım. Yakından. Gel gel. Saklan saklan gözükme balkaban. Tamam bakayım. Şunu da şöyle koyalım. Ay ya. Ne kadar çok eşyalayı var bununla ya. Çocuklar. Ay. Ah bir şey sesleniyor gördüm. Ay. Efendim amca. Merhaba amcacığım. Çocuklar biz uzun yoldan geldik de ya çikolata falan aldık yiyemedik size versek olur mu? Bayılıyız bayılıyız ver çok ver, olur, çok ver olur, çikolata çok ben bir aydır çikolata görmüyorum. Evet şimdi senin adın neydi bakayım? Benim mi? Evet. Pratik. Senin adın Pratik kız olanın ismi ne? Kübya benim adım da Kübya. Senin adın ne oğlum? Ahmet. Ahmet. O zaman bunu Kübra'ya veriyorum şimdilik. Çocuklar benim adım da Mahmut. Tamam mı? Beni burada herkes Mahmut dediğinizde tanısın. Ben öyle istiyorum tamam mı? Ondan dolayı bir de çocuklar burada belalı bir olay olur. Bir şey olur haber edin tamam mı? Yeni taşındık çünkü birazcık endişeleniyoruz da daha önce böyle bir mahallede yaşamamıştık. Haber ederseniz olur mu çocuklarım? Oyun Mahmut amca. Merak etme. Tamamdır. Hanım sen eve geç yavaştan eşyaları yerleştir. Ben de bu kiralık tırı hemen geri verip geliyorum tamam mı? Hadi gideyim arkadaşlar. Kim çikolata ister? Kim ben isteyeyim. Bana ver. Çabuk çabuk burada yiyelim. Geliyorum. Gel 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 Poyatik. Yum 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 yum. Çok güzelmiş ya. Ne? Alman çikolatası bu galiba. Evet. Ahmet şaşkın Ahmet buradayız. Gel gel. Biz bitirdik lan Ahmet çikolatalayı. Ya bana niye kalmadı ya? Ey vay vay. Şaka yaptık. Vay içinde daha dolu. Ay bir şey diyeceğim arkadaşlar bu adam çok zenginmiş. Bitti bu arada. Çok zenginmiş çok iyiymiş ya. Baksanıza çikolata getirdi. Evet. Ben çok merak ediyorum. Acaba daha neleri vardır onların? Biyetik böyle bir kutu çikolatası varsa kim bilir evinde çikolatadan şelalesi vardır bu adamın biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Hadi böyle gidip bakalım. Bakayım. Sürekli bakayım. Aynen hadi. Hadi Ahmet. Hadi Fiyatik. Gidip bakalım. Koşun koşun. Ben arka bahçeden bakacağım. Ne yapıyorlar? Tamam. Yavaş olun. Sessiz olun. Buradan girebilir şey miyiz? Bilmem ki. Bakayım kapı var mı? Ben de bilmiyorum. Ha buradan. Bahçe. Ay kimse yok. Burası bahçe mi? Gel gel şuradan dolanalım. Gel Fiyatik gel gel. Şurada kapı gördüm. Daha takip edin. Gerçekten mi? Evet evet. Aha bahçenin öbür tarafıymış ama. Yok yok bu yere girilmiyor. Bu yaşı çok sağlam. Gel gel buradan vay buradan gel gel gel. Buldum buldum. Ah girdik bahçeden. Aha
Tamam. Ayaba buydu, ayaba arkadaşlar. Hayatım ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Alışabiliyor musun? Yani gibi gibi be, senin nasıl? Ne olsun ya? Bu üzerimdeki şey birazcık beni boğuyor. Sanki nefes alamıyormuş gibi oluyorum ama herhalde alışacağız. Zaten biliyorsun görevimiz 3 yıl sonra falan tamamen bitecek. Şimdilik biraz adaptasyon yaşamaya çalışalım buraya. Hazır mısın? Vücutlarımız çok ısındığı için birazcık aşağıda buz gibi havuz var. Oraya girmemiz lazım. Tamam bey, hazırım ben. Yoksa ölü ceset gibi kokacağız. Hadi yavaştan aşağı inelim. Çabuk aşağı gel. Çabuk ayabanın uyu, Gel bu ye. Hanım şöyle bir güzel otomatik havuzumuzu açalım. Hadi çabuk. Bu yetik. Havuzlarına bak çabuk. Bakıyorum. Şuraya çok baksana. Güzel. Ne güzel yüzüyorlar. Az önce havuz yoktu burada. Evet ya, nasıl oldu? Çok kayıplar. Çok iyi geldi. Hadi hanım çıkalım. Daha fazla durursak çok fazla deformasyon yaşar vücut. Geldim be. Bizi görmediler. Tamamdır. Şu havuzu kapatıyorum. Ana, kapattım. Kapandı. Gizli havuz var burada. Evet. Hadi takip edelim. Kim bilir neler var bunlarda. Ben çok merak ediyorum. Koş. Merdivene çıkın. Yakalanırsak kötü olur ya. Hırsız zannederler. Gidelim biz ya. Ya bir şey olmaz ya. Piyatik. Bakalım. Tamam. Hayatım biliyorsun bu akşam güzel bir şekilde transfer yapılacak. Biliyorum. Ondan dolayı çatıyı hazırladın herhalde değil mi sen? Hazırladım ben çoktan. Tamamdır. O zaman ben yavaştan gidip şu gemiyi getireyim, tamam mı? Tamam bey, bekliyorum ben. Şu sümüklü çocuklara dikkat et. Çok etrafta geziniyorlar. Tamam. Her an bir yerden çıkabilirler. Evin bütün kapılarını kilitle. Tamam. Eğer içeridelerse de bir yolunu bulursun zaten, tamam mı? Geri tamam. Kaçın çabuk geri. Kübya. Biyetik. Bunlar çok kayıp bir aile, ben sana söyleyeyim mi? Biyetik gemi getireceğim dedi. Nasıl ne gemisi gemiyi ya? Nereye getirecek gemiyi? Çok bak kayıp. Ayabayla gitti. Ben daha çok Esra Yengiz geldi bunlar. Biz bu neyi saklanalım izleyelim, ne yapıyorlar? Bence de izleyelim. Nasıl geçecek çok merak ediyorum. Hem de bizi fark etmediler henüz. Hadi gelin izleyelim. Evin iyi yerlerine saklanalım iyice. Evet. Düşünsene bak, bu yesi havuzdu. Yok oydu. Bunlar kayıp bir aile. Bence de. Saklanalım bence. Saklan. Uzaktan mı bakalım? Kapı niye açılmıyor? Kapı kilitlendi. Kaydık mı buydu yoksa? Arkadaşlar ne oluyor bu yatık? Bilmiyorum. Kapı açılmıyor, açsana. Çok korkuyorum. Of, ne yapacak ki? Başka yerden kaçış yolu bulmamız lazım. Tamam. Buradan şuraya bakalım. Camı kıyamayız. Kaydık ya. Yatık. Üst kata gel, kimse yok burada, gel. Yok mu? Ahmet gel. Dikkatli gel. Kadın buradaymış, dikkat edin. Tamam. Allah Allah. Ne saçma bir şey bu televizyon. Allah. Ana, televizyon görmemiş gibi davranıyor. Evet, televizyondan da anlamıyor bunlar. Ne garipler. Bunlar zengin ama nasıl böyleler? Ne bileyim. Ben çok korkmaya başladım ya. Bunlar sihirli falan olmasın? Yok ya, olmaz. Bunlar çok zengin olduğu için her şey otomatik oluyor. Nırın nırın. Zil çağırdı, saklanalım. Telefon. Efendim bey. Hayatım, insanların görmemesi için gökyüzünü karartabilir misin? Gemiyi getireceğim tamam de. Tamam, yapıyorum hemen. Kapattım. Ne oluyor ki bu ya? Niye böyle kayıyor? Oldu hayatım, tamamdır. Tamam. Geliyorum. Tamam bey, bu yetik. Dışarıya bir şey yapacaklar galiba. Gelin bir dışarı çıkıp bakalım ne oluyor. Kapıyı açamıyoruz ki. Açılmıyor ya, of. O zaman üst kata çıkalım. Üst kattan dışarıya bakarız. Çabuk olun, çabuk. Çabuk. Mutlaka bir balkon olma. Saklana. Gel buraya. Kadın görmüyor zaten. Burada asansör var. Üst kata. Tamam. Bir tane daha üst kata, en üst kata. Tamam, geldim. Nerede? Dedik en üst kata, bir tane daha üst kata. Kayboydum. Gel. Geldim.
İşte bu yasin çatı. Ne oluyor burada ya? Evlerin çok kayıp oynayın. Ay! Aha canmış bu yasin. Bu yasin cam mı? Evet. Ana. Hayatım indiriyorum aşağı. Ana şuna bak. Gel gel burada saklanayım. Bu ne anne? Bunun uzay gemisi var. Buna uzaylı mı? Anne, kaçmamız lazım. Ana indi bu yaya. Ay bu ne yapacağız? Saklan şurada. Göremez bizi. Bekle beni, ben de geliyorum. Çabuk hazırlan. Sesin deformasyona uğramaya başladı. Bu iğrenç insan bedenleri beni deli ediyor. Bir türlü alışamadım buraya. Şu görev süresi hızla bitse de evime gidebilsem keşke. Ay saklanın Kübiyay, saklanın. Buna iyi yengine bak, yemyeşil. Çok korkunçlar. Hayatım. Neden sen gözlüğünü takmadın, gözlerin yanmıyor mu? Daha değil takayım. Şu sümüklü çocuklar etrafta fazla gezinmediler değil mi? Yok yok, hiç görmedim. O zaman güzelce uzay gemimizin insan bulma dedektörünü çalıştırıyorum. Eğer çevrede insan varsa onları güzel bir şekilde yerini gösterecek bize. Şurada bir yerdeydi. Bakalım. Bunlar uzaylıymış, uzaylı. Eyvah, ayvayı yedik Piyatik. Hem de nasıl? Yakında bir insan sinyali veriyor hayatım. Bizi yakaladılar, biz kaçamayacağız mı? Aşağıdadırlar. Hiç sanmıyorum, çok çok yakınlaştı. Hayatım. Yok. Ana yakalandık. Eyvah, yakalandık. Amca. Sakın kaçmaya çalışmayın sümüklü amca, çocuklar. Dur tamam. Biz çok merak ettiğimiz için buraya geldik. Hiç sıkıntı yok. Amca ne oynuyorsun, bizi affet. İzinsiz evine girdik. Biz evimize gitmek istiyoruz. Özür dileriz. Yok çocuklar ya, kusura bakmayın. Hepinizin hafızasını tek tek silmek zorundayım. Ne hafızası? Hepiniz, sen. Hiçbirinizin canı yanmayacak, merak etmeyin. Yarım saat sonra yatakta uyanacaksınız. Ne? Ana. Ne yapıyorsun? Ay bana bir şey oluyor. Ay. Arkadaşlarım ne oldu? Hayatım, bu birazdan salak çocuk, onun da hafızası silinir. Hadi yavaştan biz ayrılışa geçelim. Tamam bey. Geliyor. Ne oydu bana? Bana bir şeyler oydu. Alo. Arkadaşlarım nerede? Onları kaçırdılar mı yoksa? Uzaylılar kaçırdı arkadaşlarımı. Beni niye götürmediler? Arkadaşlarımı bulmam lazım. Evde kimse yok. Hepsi kaçtı mı? Arkadaşlarımı bulmam lazım. Neydiler bunlar? Evlerinde mi? Kübiya neredesin Kübiya? Evde misiniz? Kuyacık ne oldu? Merhaba. Siz iyi misiniz? Evet, neden ki? Sana ne oldu? Siz arkadaşlar uzaylılar kaçırmadı mı? Ne? Uzaylı mı? Kaçırmak mı? Deliydin mi sen? Ya anne, hani Mahmut amca vardı ya, yeni taşınan zengin Mahmut amca. Ne Mahmut'u ya? Biz Mahmut falan bilmiyoruz. Pratik saçmalama, rüya mı gördün sen? Ne oldu size arkadaşlar? Bir garipsiniz ya. Hani beraber gittik Mahmut amcanın evine. Sonra bunlar uzaylı oydular ya. Yok, öyle bir şey olmadı. Sen yanlış hatırlıyorsun. Anne, kimse inanmıyor bana. Olmaz ki böyle bir şey. Siz ne... Her şeyi unutmuşsunuz. Uyudunuz mu? Ne oldu? Evet, uyuyorduk, uyandık. Sana ne oldu ki? Sen de git uyu. Bence uykusuzluktan kafayı yedin. Hayır, sen. Ben gideceğim polise. Polise gidelim. Gelin ben anlatacağım bütün gördüklerimi. Biz gelmiyoruz. Bize inanmazlar. Öyle bir şeye inanmazlar. Zaten biz de inanmıyoruz. Sen git söyle. Kimse inanmaz zaten böyle bir şeye. Pratik ya. Ben gideceğim ya. Bana ne? Polise söyleyeceğim. Hiçbir arkadaşım inanmıyor. Bir sürü olay yaşadık, hatırlamıyorlar. Bir tek ben mi hatırlıyorum?
Merhaba polis amca. Evladım ne oldu, hayırdır? Ben bir şey anlatmak istiyorum size. Tabii gel sorgu odasına. Geliyorum. Buyurun. Anlat. Polis amca. Dün akşam bizim mahallemize bir yeni komşular taşınmıştı. Sonra biz de onları çok merak ettik. Evlerine gizlice girdik öyle. Gayıp gayıp davranıyorlardı. Renkleri böyle birden yeşil oydu. Sonra kocaman bir uzay gemisi geldi. Ondan sonra arkadaşlarımın kafasına cız cız bir şeyler yaptılar. Sonra uyandık. Sabah olmuştu. Arkadaşlarımı anlatıyorum. Arkadaşlarım inanmıyor bana. Evi gösterebileyim polis amcaya lütfen. Duyuyor musun Nisa? Saçma saçma konuşuyor bu ya. Allah aşkına ne diyorsun be? Yavrucuğum, yavrucuğum kusura bakma da. Sen fazla film falan izlemişsin. Biraz ailenle konuşalım da çizgi film az izletse sana. Ne bu hal ya? Ne izledin? Uzay Yolu mu izledin? Yıldızlar Arasında falan mı izledin? Ne uzaylısı oğlum? Yok uzay gemisi gelmiş de buna bir şey yapmış da. Ne sallıyorsun lan sen? Kimse inanmıyor hadi, bana. Hadi gel senin dediğin eve de bakalım birlikte. Gel. Neredeymiş göster biraz gel, daha bak, gülelim. Gel bak göstereyim polis amca. Gel gel. Nisa ben bir devreye dönüp geliyorum. Oh, hadi bin. Sen nerede okuyorsun bakayım? Brookhaven'dayım. Brookhaven'da okuyorsun anladım. Brookhaven anaokulu herhalde. Şuradan gidelim de. Burada mı oturuyordun? Evet evet burada oturuyorum. Bak şu ilerideki. Bu Mahmut amca taşındı evet. Yavrucuğum bak bizde biliyorsun emlakçılarla ortak çalışıyor polisler. Eğer ki şehrimize kasabamıza biri taşınırsa... Bize bilgisi düşüyor. Şimdi ben senin için küçük bir arama yapacağım. Ve aramada en son buraya kim taşımış ona bakacağım. Evet. Bir dakika kağıt çıkartıyor. Evet kağıdı çıkarttı. En son buraya 1996 yılında bir aile taşınmış. Ondan sonra kimse taşınmamış ve satın almamış. Bu mülkün sahibi yok yani. Nasıl oluyor? Ya evladım sen bak... Çok fazla abartmaya başladın. Arkadaşlarım da hatırlamıyor. Bir tek ben hatırlıyorum. Sen rüya görmüşsün rüya. Gel bir birlikte bakalım istiyorsan şöyle camlardan bakılıyor mu? Gerçekten. Şuradan bir dakika bir şey var. Şurayı zorlayayım da. Şurayı açılacak mı bu? Açıldı gel. Ne oldu hani biri yaşıyordu? Ya, şu anda yoklar gittiler çünkü. Allah Allah her neyse ben senin için bak geziyorum buraları da. Bak bir de burada havuz var. Havuz var burada biliyor musun bak burada havuz oluyor. Burada mı? Evet. Lan burada havuz olur mu ya? Allah sen şaka mısın desin çocuk. Senin kadar komik bir şey görmedim ya. Burada havuz mu olur oğlum? İnanmıyorum ya. Allah'ım hadi hadi. Şöyle hızlıca tur atacağım evime gideceğim daha. Burada da bir şey yok. Tamam. Gel bir üst kata. Burada da bir şey yok. Görünürde hiçbir şey yok evet. En üst kata çıkalım. İşte buydu. Buydu beni bayıttı lay. Arkadaşlarım da buydu bayıydı. Tam buydu. Yavrum. Burada bayılsanız bak saçın başın bir şeyin olur. Tüyümüğü bir şey olur. Hiçbir şey yok burada. Polis amca tam uzay gemisi bu yere indi. Ondan sonra bakayım. Bizi gövdüler. Kafamıza cız cız diye bir şey yaptılar. Hepimiz bayıldık. Ya. Ben ayrıldığımda arkadaşlarım yanında yoktu. Evlerine gittim. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Yavrum bak sana kısaca bir şey söyleyeyim. Bak bu ağaç 2 tondan fazla. Bu ağacı anca vinç kaldırabilir anladın mı? Yani buraya uzay gemisi inse ağaç kırılırdı. Bak ağaçın bir dalı bile kırılmamış. Her neyse. Zaten seni mahallene kadar getirdim. Sen artık takılırsın tamam mı? Hadi çabuk. Bu mülke girmen yasak hadi. Tamam amca iniyorum.
Allah'ım ya Rabbim, rüya çocuk bu ya. Gel. Hadi buralarda da fazla oynama bak. Tamam amca. Hadi bir daha böyle şeyler görürsen haber edersin ha.